Arkadaşlar Otostar kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla, yeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bu hafta gözden kaçan bir hazineyle beraberiz. Arkamda da gördüğünüz gibi Ssangyong Korando'yu test edeceğiz arkadaşlar. Arabada gerçekten rakiplerine göre farklı özellikler var, güzel özellikler var arkadaşlar. Adamlar emek vermişler. Tasarımından tutun, kullanılan malzemeye kadar. Şimdi ben size hepsini detaylıca anlatacağım. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Bu arabayı biraz öveceğim. Ve benim böyle genelde sevdiğim arabaları, övdüğüm arabaların yorumlarına bazı arkadaşlar yazıyor. Amma reklam almışsın vesaire diye. Şunu kesin belirtiyorum, bu araba bayi arabası değil, sevdiğim bir abinin arabası. Yaklaşık 6-7 ay kadar önce aldı. O kullanıyordu, kapısında duruyordu. Arabanın özellikleri gerçekten hoşuma gittiği için abi şu arabayı ver de bir test videosu çekeyim dedim, öyle aldım. Hatta Olcay abinin kendi böyle car detailing, seramik kaplama merkezi de var. Bu arabayı aldım, sizi de unutmadım. Takipçilere özel %25 indirim istedim arkadaşlar. Bu videoya özel gidiyorsunuz Hamburg Garaj'a, Otostart abonesiyim diyorsunuz, %25 indirimi de kapıyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi gelin öncelikle arabanın tasarımına bir dönelim. Size yavaştan Ssangyong Korando'yu anlatmaya başlayayım. Bu arada Ssangyong ikiz ejderha demek arkadaşlar Kore dilinde. Bir Ssangyong bayisine gitseniz, bir Korando almak isteseniz iki farklı seçeneğiniz var. Limited ve Platinum arkadaşlar. Test aracın full paket, yani Platinum versiyonu. Tabii bu test aracın üzerine Olcay abi kendi dükkanında ekstra böyle ufak dokunuşlarda bulunmuş. Mesela bunlar ne diyeceksiniz? Normal donanımda şöyle gördüğünüz gibi logonun arkasındaki bölüm krom geliyor arkadaşlar. Ama Olcay abi burayı piyano bilekle kaplamış. Baz pakette olsun, üst donanımda olsun mercekli farlarımız geliyor. Farlarımız led değil, sarı şekilde yanıyor. Led gündüz farlarımız var. Sinyallerimiz led değil. Ön tarafta da gördüğünüz gibi park sensörümüz var arkadaşlar. Hemen plakalın altında da radar sensörleri yer alıyor. Çarpışma uyarı gibi güzel güvenlik sistemleri var araçta. Yan tasarıma döndüğümde 18 inçlik jantlarımız var. 235, 55, 18 inç ebatında elmas kesim böyle 5 kollu şık tasarımlı jantlar kullanılıyor. Gene çamurluk dodiklerimiz var. Arazi aracı olduğu için maşpiyelimiz plastik ve kapılarla beraber açılıyor. Yukarıda bir tavan rayımız var. Gene standart donanımda krom çerçeveler gelirken Olcay abi buraları da piyano bilekle kaplamış. Hatta sadece burayla yetinmemiş. Şöyle arka C sütununu göstereyim size. Gördüğünüz gibi burayı da tavan böyle yüzer gibi olsun diye piyano bilekle camları birleştirmiş. Sizler Olcay abinin bu dokunuşlarını beğendiniz mi? Ben stok haline göre bu versiyonunu daha çok beğendim. Bunu belirteyim, yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. Yan profilden şöyle arkaya doğru dönerken size şu omuz çizgisini bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada kalın bir çizgi var. Arabaya heybet katıyor. Arka stoplara doğru uzanıyor. Arka stoplarımız led. Baz pakette de led. Sinyallerimiz stoplardan bağımsız bir şekilde aşağıya yerleştirilmiş. Arkada bir difüzörümüz var. Gene park sensörümüz, geri görüş kamerası arkada yer alıyor. Gene logonun üzerinde bulunan bu parça, şuradaki parça standartta krom geliyor ama bu da piyano bileğe boyanmış ve yukarıdaki antenimiz de balık sırtı değil normalde. Düz anam babam antenle geliyor. Şöyle aracın etrafında bir tur atarken öndeki kapıyı göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi Turbo GDI yazıyor. Yani motor özelliğini de buradan bize söylüyor. Kaputu kaldıracağım. Size bu Turbo GDI motoru bir göstermek istiyorum. Hatta kapı sesini dinletelim. Şöyle arka kapılarla başlayalım. Güzel değil mi? Gayet tok kapı sesleri var. Ön tarafta bu şekilde. Pistonlu motor kaputumuz yok arkadaşlar. Şöyle kaldırayım. Gördüğünüz gibi motorun üzerinde bir kapağımız var. Motor özelliğini kapağın üzerine yazmışlar. Ama sadece motor bölümü değil, akü bölümleri, diğer bölümler de güzel bir şekilde kapatılmış. Yani bak buradan anlayın, arabanın motor kaputuna bile özen göstermiş Ssangyong mühendisleri. Şöyle detayları bir göstermek istiyorum. Burası güzel. Evet, şimdi arka koltuklara bir geçelim. Arka koltuğa geçmeden şu anahtarını ve bagajını da göstermek istiyorum. Standart, sade bir anahtarımız var. Suslalı ama anahtarsız giriş çalıştırma var aracımızda. Bagajı otomatik açamıyorsunuz arkadaşlar. Manuel bir şekilde açmanız gerekiyor. Plakanın hemen üstünde açacak yeri mevcut ama bagajı rakiplerine göre oldukça iyi. 551 litre koltuklar dikken yükleme alanınız var. Çift zeminli bagaj, koltuklar yattığında da 1248 litrelik bir yükleme alanınız oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi yuvaları mevcut. Buraya yerleştirdiğinizde düz bir yükleme alanınız oluyor. Burası gizli bölme oluyor. Şurada 12 voltluk güç çıkışı, eşya kancaları gene sağda solda yer alıyor arkadaşlar. Buralarda kaplama yok. Buralar plastik. Bir tane aydınlatmamız var. Şöyle bir pandizotumuz var. Bu şekilde bunu da kullanabilirsiniz. En alt zemini göstermesem olmaz. Şöyle ufaktan da burayı göstereyim. Köpük üzerinde gene ufak tefek eşyaları saklayabileceğiniz gizli bir bölümde aşağıda yer alıyor. Evet, bagaj bu şekilde. Bir de elektrikli olsaymış çok güzel olurmuş. Burayı İki hamlede kapatabildim. Geçiyorum şimdi arka koltuklara. Koltuğa geçmeden kapılarla başlayalım. Bak, açık renkli malzemeler var. Piyano bilek parçalar var. Yukarılar sert malzeme. Kol dayadığımız yerde deri kaplamalar var. Koltuklara döndüğümde koltukları siyah deri görüyorsunuz ama bunlar da Olcay abinin değiştirdiği parçalardan arkadaşlar. Normalde gene deri koltuk geliyor ama
açık renkli deri koltuklar geliyor. Evet, ön taraf benim göz hizamdan bu şekilde görünüyor. Sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Şöyle gördüğünüz gibi iyi bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de gayet iyi sayılabilir. Bir 7-8 parmaklık baş mesafesi var yukarıda. Yani arkada oldukça rahatım. Burada çok yüksek olmayan şaft tüneli var. Üçüncü bir kişi ortaya oturabilir. Ön kol dayamanın arkasında sadece bir çakmaklığımız var. Başka bir USB girişi yok. Bence bu bir eksi. Şöyle arka kol dayamada da iki tane bardaklığımız var arkadaşlar. Buradan bagaja ulaşamıyorsunuz. Yukarıda bir sunroofumuz var. Arka tarafla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi direksiyona geçebilirim. Evet, şöyle ön tarafa bir geçelim arkadaşlar. Selamlamasını göstereceğim aracın. Bak, start stopumuz orta tarafta. Hemen şöyle basıyorum. Ekranları göstereyim. Böyle bir açılış ekranımız var arkadaşlar. Hatta kapanışını da bir göstereyim. Sessiz de böyle bir müziğimiz var. Tekrar çalıştırıyorum. Önce hayalet ekranla başlayalım. Baz pakette hayalet ekran yok. Full pakette geliyor. Ekranı özelleştirebiliyorsunuz. Böyle bir temamız var. Şöyle bir temamız var arkadaşlar. Evet, bu şekilde farklı temaları kullanabiliyorsunuz isterseniz. Genelde mavi ton hakim içeride. Ortadaki multimedya ekranda da aynı şekilde. Şu an güneş ışığı ön çaprazdan vuruyor. Belki biraz böyle karanlık gibi gelebilir size kameradan. Hemen geri vitesi alıyorum. Geri görüş kamerasını göstereyim. Kamera çok fazla yere bakıyormuş gibi geldi bana. Gene de görüş alanı vesaire güzel. Kılavuz çizgileri direksiyonla beraber maalesef hareket etmiyor. Tekrar parka alıyorum. Evet, ekrana çok iyi diyemem arkadaşlar. Şöyle fiziksel tuşlar var. Ses butonu vesaire fiziksel olarak yerleştirilmiş. Mesela arama tuşu da fiziksel. Ama öyle ekranın netliğine, çözünürlüğüne çok iyi diyemem. İş görür ama 2024 için böyle güzel özelliklere sahip bir araç için bence daha kaliteli bir ekran olabilirdi. Ekranın bulunduğu bölüm piyano siyahı parçayla kaplanmış. Yukarıda iki havalandırmamız var. Bakın burada kullanılan parçalar krom detaylar arkadaşlar ve güzel hissettiriyor. Yukarılar yumuşak, bayağı yumuşak malzeme. Şurada sert malzeme var, açık renkli malzemeler var. Şöyle torpidoyu göstereyim. Yavaş açılıyor. Yine ekstra saklama alanları burada. Kapıda iki tane su şişesini koyabileceğiniz saklama alanınız var. Yine piyano bilek parçaları da kapı panelinde ve krom detaylarda şöyle kapı paneli üzerinde görebilirsiniz. Orta tarafta koltuk ısıtmamız var. 3 kademeli. USB girişimiz kablosuz şarj edebileceğiniz bir bölüm. Elektronik park frenimiz buralarda yer alıyor. 2 tane bardaklığımız, 1 tane saklama alanımız. Gene deri kaplamalı kol dayamamız var. Buranın da kaplaması açık renkken Olcay abi burayı da siyahla kaplamış. Şöyle içerisinde bir ufak göstermiş olayım. Evet, ön taraf bu şekilde ama şurayı göstereceğim. Bak, buradaki parçalar krom kaplamalı arkadaşlar. Bak, bunlar güzel detaylar. Bunları normalde her arabada göremezsiniz. Hatta cam açma butonlarına bakın. Çok güzel krom detaylar var burada da. Yukarıda da bir gözlük saklama alanımız mevcut. Yine SOS butonumuz vesaire buralarda mevcut. Evet, şimdi bu makinenin güzel bir sürüşüne çıkalım. Geri kalan her şeyi de sürüşte değinelim. Evet, bir ufak testimize başlayalım şimdi. Bak, kapıyı kapatıyorum. Ciddi anlamda yanıtımı iyi arkadaşlar. Bunda tabii birkaç önemli etken var. Öncelikle arabanın %74'ünde yüksek gergili çelik saç kullanılmış arkadaşlar. Bu böyle biraz daha bu titreşimi, özellikle yoldaki bu titreşimi, vibrasyonu daha aşağıya düşürüyor. Hemen şöyle alayım mikrofon. Şöyle hışırtı yapmasın sizlere de. Bununla beraber bir de ne var? Ön camımızda arkadaşlar aslında akustik cam diye geçiyor kimi markada. Gürültü engelleyici cam kullanılmış. Bu da özellikle uzun yol otoban sürüşlerinizde konforunuzu biraz daha arttırıyor. Şöyle klimamızı da bir tık açalım. Bu arada çift bölmeli klimam var. Bu full pakette geliyor. Baz pakette yok. Evet, arabayı öveceğim dedim ama bunu gerçekten reklam için yapmıyorum. Hakikaten iyi özellikler var. Mesela direksiyon simidi farklı bir yapısı var. Kullanılan deri malzemeler kaliteli arkadaşlar. Yanlarda böyle dikişli deri kullanılmış. Alt taraf biraz daha kalın. Üst taraf biraz daha ince. İlk sürüşte dokunduğunuzda güzel hissettiriyor. Arabanın genel tasarımı güzel ama çok fazla piyano bilek parça kullanılmış. Ben bunu sevmiyorum. Bak, açık söyleyeyim, bu piyano bilek siyahı çiziliyor arkadaşlar. Buralar çiziliyor. Şimdi bu arabada çizik değil. 7-8 aylık çizik değil. Çünkü Olcay abi adam dükkanında alıyor buraya güzel polisaj makinesiyle çizikleri, hareleri alıyor. Ama normal bizim gibi özellikle çocuklu insanların kullanımında bu arabanın kapı kollarında da piyano siyahı kullanılması çok fazla çizik yaratıyor. Özellikle birkaç sene sonra böyle hani üzebilir. Hızlıca motoruna bir giriş yapalım. 1.5 litrelik. Ulan bir koltuğu rahat ayarlayamadım. Hızlıca motoruna bir giriş yapalım. 1.5 litrelik turbo GDI bir motorumuz var. Turbo besmeli bir motorumuz var. 163 beygir gücü, 280 Nm kağıt üzerinde tork değeri var arkadaşlar. Bu motora 6 ileri Aizen markasının ürettiği 6 ileri otomatik şanzıman eşlik ediyor ki Aizen markasını zaten anlatmaya gerek yok. Şanzıman anlamında, şanzıman üreticisi anlamında gerçekten kaliteli markalar arasında yer alıyor. Motorunu şöyle biraz araştırdım. Mercedes imzalı motor bilgisi çok fazla var web sayfasında ama
net böyle Mercedes motorudur diyemeyeceğim. Çünkü kendi sitelerinde veya işte başka yabancı Sanyong'un web sayfalarında bu net bir Mercedes motorudur diye bulamadım. Onun için kesin demiyorum ama bu bilgi internette çok fazla geziyor. Bunu söyleyeyim. Araba yaklaşık 1,5 ton civarında, 1550 kilogram civarında. 2 çeker, 4 çeker satılmıyor. Ama motorun performansı bu 1,5 tonluk baba yiğidi yerinden güzel hareket ettiriyor arkadaşlar. Şöyle ileride bir size 0-100 performansı da göstereceğim. Hani tatmin edici bir performansı da var. Sürüş modlarımız var. Gene orta taraftan değiştirebiliyoruz. Normal, spor ve kar modumuz var arkadaşlar. Kar modunu aslında diğer incelemelerde anlattım. Böyle gaza ani bastığınızda yumuşak zeminlerde bu patinajı engellemek için. Çünkü güçlü motor var ve turbo beslemeli olduğu için düşük devirlerde size bu maksimum torku sunuyor. 1750-2000 devir arası oldukça canlı. Bunu engellemek için kar modu var aslında. Sizi biraz daha böyle gazınızı frenliyor diyebilirim. Normal ve spor modunu aldığımda temada çok anlamlı bir değişme yok. Sadece normal modda biraz böyle yeşil tonlar geliyor. Spor modda daha böyle kırmızı tonlar geliyor. Vites topuzunu sola çektiğimde manuel olarak kullanabiliyorum veya F1 kulakçıkla dry modunda da hızlı bir şekilde vitesi artırıp azaltabiliyorum. Bak 90-100 km ile gidiyorum. Arabanın içerisi gerçekten sessiz. Yani yol uğultusu biraz daha böyle, hani rüzgar sesi bayağı yok. Hiçbir şekilde ağ üstünden vesaire rüzgar sesi gelmiyor ama yol uğultusu hadi bir miktar diyebilirim. O da arabanın içerisi çok sessiz olduğu için böyle biraz geliyor gibi. 110-120'ler rahat bir şekilde, konforlu şekilde seyahat edebilirsiniz bu arabayla. Şerit takip durmadan ötüyor, çalışıyor. O öten ne sesi diye düşünürseniz şerit takibin sesi. Konforu güzel, süspansiyon konforu da güzel. Hatta süspansiyon virajda da iyi çalışıyor. Öyle çok fazla yüksek arabayım ben, sağa sola yatarım, öyle bir olayı yok. Virajı da gayet güzel, güvenli bir şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Evet, köklemeden, gazlamadan olmaz. Spor moddayım, yolum müsait şu an. 2000 devirdeyim, köklediğim. Oo, çok sardı. Aşırı sardı. Aşırı sardı. Bence bu 0-100 testi olmadı arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Ya kenarda böyle mıcırlar var. Hafif toprak gibi bir yer var. Muhtemelen ondan dolayı bu kadar sardı. Beklemiyordum böyle bir sarma. Hani biraz patiye düşeriz ama tekrar duralım, bir daha deneyelim. Evet, şimdi zemin daha temiz. Şöyle 2000 devir diyelim. Dipledim. Bak, sardı mı? Çok az. Çok daha az. 5500 devirde vites değiştiriyor. Daha iyi bir performans oldu bence. 100 kilometreye ulaştım. 120. Turbo fanın sesi geliyor. Çok güzel. 150 kilometreye ulaştım. 193 kilometre maksimum süratim var. Bak 160 kilometre güzel. Çok iyi. 170 kilometre de ayağımı gazdan çektim arkadaşlar. Gayet iyi performans. Yüksek süratlerde de iyi ivmelenme sunuyor size. Ve bak 140'larda, şöyle 140'a tekrar düşelim. Bak yol uğultusu mikrofona geliyor mu bilmiyorum ama çok az. Rüzgar sesi daha az. Rüzgar sesi konusunda gerçekten başarılı. Böyle de bir performansı var. Peki böyle performanslı turbo beslemeli bir araba yakıt tüketimi olarak nasıl yakacak diyeceksiniz. Şöyle hemen ben önümdeki ekrandan ortalama tüketime geliyorum arkadaşlar. Araba 10.000 kilometrede arkadaşlar, genel ortalamayı söylüyorum size, 7.6 litre. Öndeki bilgisayarın bana gösterdiği. 7.6 iyi mi derseniz, böyle performanslı kütleli bir arabaya iyi sayılabilir. Yalnız sıkışık trafikte bu araba 10'ları görür arkadaşlar. 10 litreleri görür. Performanslı kullanırsanız görür. Arabanın kütlesi ağır. 1500 küsür kilo. Şanzımanın da 6 ileri olması böyle sanki yakıt tüketimini böyle 10 litrelere ulaştırır gibi düşünüyorum. Uzun yolda tabii daha da düşük değerlere ulaşırsınız. O ayrı mesele. 120'de kaç bin devir çeviriyor diyeceksiniz 6. vitesteyken. Bak 110 kilometredeyken 2100 devirdeyiz. Tamam mı? 120 kilometrelere çıkıyorum. 6. viteste 2500 devir yaklaşık. 2400-2500 devir civarında. İşte aslında tamam, güzel şanzıman, vites geçişleri güzel, şehir içerisinde pürüzsüz, herhangi problem yok. Performansta hani bir çift kavrama mı? Sanki değil. Çift kavrama 8 ileri yeni nesil çift kavrama olsaydı daha güzel bir 0-100 performansı da olabilirdi. Aynı zamanda yakıt tüketimi bence daha aşağılara düşerdi çift kavrama şanzımanla. Tabi bunu üreticiden isteyemiyorsun. Hadi bir de çift kavramasını üret de onu bir test edelim. Olmuyor. Ama bu şanzımanla bak 120 km'de 2500 devir çeviriyor. Evet, motoru, konforu bitirdikten sonra şöyle bir donanımından biraz bahsedeyim. Ya tabi Sanyong şimdi piyasada tutunmaya çalışıyor. Öyle
mesela bir SUV almak istiyorum deyince insanların aklına Sanyo gelmiyor. Çoğu insanın aklına gelmiyor. Hatta ben o kadar otomobille haşır neşirim. Bana otomobil sorsanız gene Sanyong'u böyle çok fazla benim de aklıma gelmiyor. Daha ziyade böyle popüler markalar insanların aklına geliyor. Sanyong bunun için ne yapması gerekiyor? Daha uygun fiyatla, daha fazla güvenlik donanımı, daha fazla donanımla rakiplerinin karşısına çıkması gerekiyor ki Sanyong da o şekilde ilerliyor aslında. Güvenlik anlamında 6 tane hava yastığı var. Çarpışma önleme sistemimiz var. Şerit takip sistemimiz var. Geri görüş kameramız var. Yorgunluk, sürücü yorgunluk tespit sistemi, uzun far asistanı gibi böyle güvenlik donanımları standart geliyor. Baz pakette dahi. Full paket aldığınızda koltuk ısıtma, çift bölmeli klima, multimedya, hayalet ekran gibi hani böyle ekstra böyle insanları tatmin edecek sunroof gibi böyle güzel donanımlar geliyor arkadaşlar. Peki bu arabayı kimler almak ister? Kimler almalı? Bir de onu konuşalım. Şunu söyleyeyim, ben Olcay abiye sordum. Abi niye böyle bir marka aldın? Yani kıyasladığında otomobil araştırmayı seven insan, farklı olmak isteyen insan ve verdiği parasının karşılığını biraz daha almak isteyen insanlar tercih eder. Ama şöyle bir durum var, belki yorumlara yazarsınız sizler de, ikinci eli zayıf bir marka. Hani böyle insanların aklına gelmediği için ikinci elde değer kaybı özellikle biraz daha fazla yaşanabilecek bir marka ve satışı, özellikle ikinci el satışı biraz daha zor olan bir marka model. Bunlar olumsuzlar ama tabii bu çelik yapısının fazlasıyla kullanılması, daha sağlam bir şase içerisinde ilerliyor olmanız, güvenlik donanımları, fiyatın uygun olması gibi etmenler de elini güçlendiren, işte güzel sorunsuz bir motorun olması, sorunsuz güzel bir şanzımanın olması elini güçlendiren sebepler arasında. Böyle çok alt satlı işiniz yoksa, işte böyle biraz daha emekli arabası mı diyelim buna bilmiyorum ama alacaksın arabayı, 4-5 sene arkana bakmayacaksın, bineceksin. O zaman evet, Sanyong Korando tercih edilebilir. Ama ben alacağım, ben 6 ayda bir, yılda bir araba değiştiriyorum, sıkıştığımda arabamı satıyorum, nakite çeviriyorum filan diyorsanız bence bu araba sizin kaleminiz değil arkadaşlar. Böyle biraz daha sizi o anlamda üzebilir. Senin hoşuna gitti mi diye sorarsanız, benim araba hoşuma gitti abi. Sürüşü gayet güzel. Bak keyifli, konforlu. Otoyolda bak 100-110 kilometreyle seyrediyorum şu an. Ya, güzel ya, sessiz içerisi. Gerçekten kabin içerisi sessiz. Hani pürüzsüz bir sürüş yapıyorsun. Performans sesinde gaza basıyorsun. Hoppa, sana performans sunuyor. Sesi gelmiştir motorun. Üst devirlerde biraz daha sesli bir motor. Alt devirlerde çok fazla gürültüsü yok. Ama multimedyayı geliştirebilirlerdi. Şöyle bir de kaliteli ses sistemi koyabilirlerdi. Hani bence rakiplerinden ön plana çıkması için bu tarz ufak dokunuşları da yapabilirdi Sanyong markası diye düşünüyorum. Evet, benim Korando ile alakalı söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Sizin için umarım faydalı bir içerik olmuştur. Almak istiyorsanız, merak ediyorsanız böyle de bir benim gözümden arabayı dinlemiş olun. Dediğim gibi bak, Olcay abiden gidip indiriminizi alabilirsiniz. Konya Hammer Garaj'a gelin. Seramik kaplama, PBF kaplama vesaire ne yaptırmak istiyorsanız, hatta hasarlı araç işlemleri vesaire de yapıyor. Gidin, otostarttan %25 indirim var benim deyin, indiriminizi alın arkadaşlar. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Hem böyle indirim desteği sağladığı için hem de arabasını verip de böyle bir test imkanı sunduğu için arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğini bekliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.